Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Konami'den dün çok önemli bir mesaj vardı. Ayrıca bugün oyunda bitecek çok fazla etkinlik var. Bir baktığımızda Konami'nin dünkü mesajına yarın güncelleme var demişlerdi. Birkaç gün önce açıklama yapmıştı Konami. Perşembe güncelleme gelecek diye. Ne yazık ki bu güncelleme ertelendi arkadaşlar. Konami dün bu açıklamayı yaptı. Fazla detay vermediler. Sadece dedikleri güncelleme ileri bir tarihe ertelenmiştir. Peki ne zaman güncelleme olacak? Hangi tarihe ertelediler? Şimdilik bir açıklama bulunmamakta. Bakalım Aralık bitmeden bu güncellemeyi gerçekleştireceğiz mi? Bugün biteceklere baktığımızda çok fazla bitecek şey var arkadaşlar. Epic paketin ve Player of the Week'in bugün son günü. Yarın yeni paketler gelecek. Ayrıca haftalık etkinliğimiz vardı. 50-50 futbol parası kazandığımız, toplamda 100 futbol parası. Bu yarın tekrar gelecek ama son kez geliyor arkadaşlar. Bu etkinlikler 5 hafta için açıklanmıştı ve yarın gelecek, bir hafta duracaklar, bir daha gelmeyecekler. Bu etkinliklerden önce oyunda futbol parası kazanmak gerçekten zordu. Buralardan 50-50 100 alıyoruz. 50-50 günlük girişlerden de alıyorduk. Toplamda 200 futbol parası buralardan kazanıyorduk. Ne yazık ki bunların sonuna geliyoruz. Dünya Kupası'na özel giriş bonusları da bugün bitti arkadaşlar. Buradan işte GP'ler ve 5. gün 50 futbol parası kazanıyorduk. Özellikle 50 futbol parası bizler için çok değerliydi. Ne yazık ki bu özel giriş bonusları da bugün itibariyle bitti. Bugün biteceklere devam ettiğimizde adaylı sözleşmelerin de bugün son günü. İnşallah yarın yeni bir adaylı sözleşme, hatta birden çok adaylı sözleşme paketleri eklenir. Yarın yeni adaylı sözleşmeler eklenecek mi? Konami'den açıklama gelmedi arkadaşlar ama bunların süresi bittiğinde ertesi gün Konami adaylı sözleşmeleri getiriyordu. Bir aksilik olmazsa güncellemeyi ertelediler ama inşallah bunları ertelemezler. Yarın güzel paketler gelir diyelim. Maç biletinin süresi de bugün doluyor arkadaşlar. İlk defa 17 Kasım tarihinde gelmişti ve bugün itibariyle ilk maç bileti dolmakta. Hatta buradan alım yaptıysak, almadığımız hediyeler varsa bugün olabildiğince maçtan oynayıp bu hediyeleri de alabiliriz. Yarın tekrardan maç bileti gelmesi bekleniyor. Yarın maç bileti gelirse aslında değişecek kısım ne olacaktır? Ortadaki pakette ve aşağıdaki paketteki oyuncular değişecektir. Diğer hediyeler aynen devam edecek. DP'dir, futbol parasıdır. Fakat Konami şunu söyledi. Burada yazan fiyatlar indirimli fiyatlar. Sadece ilk alıma özelmiş. Normalde ortadaki paket 500, aşağıdaki 1000 futbol parası. İki katı olması gerekiyor. Fakat ilk kez alacakları özel %50 indirim var. Eğer biz 250'yi aldıysak bundan sonra orta kısımlar bizlere 500'e futbol parasına satılacak. Aşağıdaki 500'lüğü diyelim aldıysak bundan sonra 1000 futbol parasına bizlere satılacak. Devam ettiğimizde bugün mağazada iki oyuncunun süresi doluyor. Stones ve Diaz mağazaya yeni oyuncu eklerler mi bilinmiyor. Eğer bir gelişme olursa ben yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Mağazaya oyuncu eklenmesini bekliyoruz ama ne yazık ki Konami bizim beklentimizin altında davranıyor. Eklediği zaman da çok istenen oyuncuları eklemiyor. Yarına baktığımız zaman haftalık bakım var. Her perşembe sabahı olduğu gibi oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te kapanacak ve 11'de açılıyor. Son haftalarda hiç ne erken ne geç, genelde 11'i buluyor Konami bir şekilde. 11'de oyunu açmaktalar. 1 milyar futbol parasının dağıtılacağı bu turnuvanın da bugün son günü arkadaşlar. Haftalardır başladı ve psikolojik olarak bile yordu diyebiliriz bizi. Çok uzun sürdü. Bir rekabet vardır. Bir yarış içerisindeydik. Gol olsun, hafta sonu etkinliği olsun. Ama hala bitmedi. Sıralamalar netleşmedi. Şöyle bir durum var. Bu turnuva ilk başladığında eFootball Ligi'nde ilk ikiye girenler daha sonrasında yoluna devam ediyordu. Ülkelerini temsilen. Hem para ödülü var orada, hem de orada alınan sonuçlar da milli takımların sıralamasını etkilemekte. Bizlik bir durum kalmadı arkadaşlar. Bizler artık golleri attık, hafta sonu etkinliğini oynadık. Bir de bizim ülkemizi temsil eden arkadaşların orada alacağı güzel sonuçları bekleyeceğiz. Konami'nin bununla alakalı açıklamaları vardı. Dünkü Player of the Week tahmin videosunda ben detaylı bir şekilde sizlere bahsetmiştim. Üzerinden geçecek olursak belki izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Konami'nin açıklamalarına baktığımızda ülkemizi temsil eden arkadaşların grupları, gruplardan sonraki eşleşmeleri bizlerle paylaştılar. Biz ilk aşamada Suudi Arabistan'la oynayacağız. Kazanırsak çeyrek finale yükseliyoruz. Burada bizim rakiplerimizin eşleşmeleri de önemli. Tayland, Mısır. Burada Mısır bizim önemli bir rakibimiz. Tayland'la oynuyor. Endonezya da var, biraz gerilerde ama eğer rakibi kolay gibi görünüyor, Birleşik Arap Emirlikleri ile oynayacak. Buradan biraz yol alıp gidebilirler. Japonya Meksika ile oynuyor. Japonya da bizim önemli bir rakibimiz.
Üst taraflarımıza baktığımız zaman İtalya, Arjantin elenmiş, sadece Brezilya yoluna devam ediyor. Brezilya da burada şampiyonluğunu garantiledi. İspanya, Portekiz gerilerde olsa da belki bu turnuvada başarılı olurlarsa üst sıralara bayağı bir tırmanacaklardır. Burada alınan sonuçlar da sıralamayı çok etkiliyor. Şu an son sıralama bu. Biz 4. sıradayız gelen sıralamada. Hafta sonunda 3. sıralamadayız. İnşallah gerilere doğru düşmeyiz. İleri yükseliriz hatta. 2 oluruz, 3 oluruz inşallah. Arkamızdaki Mısır, Japonya, Fransa, Endonezya, İspanya ve Portekiz. Tabii puan farkları var. Mısır, Japonya'nın, bizim İtalya'nın 180 puanı var. Bu turnuvada İtalya elendiği için onlar aşağı doğru düşecek. O garanti. Biz İtalya'nın üstüne çıkacağız. Arkamızdakileri de geçirmemeye çalışacağız. Arjantin de burada yok. 230 puanları var. Puanlar da bu şekilde dağıtılıyor. Örneğin biz çeyrek finale kaldığımızda 80 puan alacağız. Yarı finale çıkarsak 100 puan geliyor. Artık orada İtalya'sı, Arjantin'e hiçbiri kalmıyor. Brezilya'nın arkasına yapışırız. Finale çıkanlar, kazanan 200, kaybeden 150. Orada kazanılan puanlar burada toplam puana eklenecek. Burada önemli rakiplerimizin üzerinde tamamlamamız lazım. Ve çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkalım. Ülkemizi temsil edecek arkadaşlar inşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil ederler ve en iyi sonuçları alırlar diyelim. Bu maçlar 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak arkadaşlar. YouTube'dan Kore'me bunları yayınlayacak. İzleyebiliriz. Ülkemizi temsil eden arkadaşlarımızın oyunlarını YouTube'dan izleyebiliriz. Genelde YouTube'dan yayın yaptığında Konami oyuna da mesaj yollar. Tıklar, e-futbol puanı kazanıyoruz. Kesin bir açıklama değil arkadaşlar. Yayın olduğu için cumartesi günü oyuna 500 e-futbol puanı kazanabileceğimiz canlı yayın mesajı gelebilir. Geçen hafta olduğu gibi e-futbol mağazasından oyuncu alacak arkadaşlarımız belki sınırda kaldıysa o durumda işlerine yarayabilir. Ama dediğim gibi bu sadece bir tahmin. Konami'den daha resmi açıklama gelmedi. Cumartesi günü öğleden sonra belki bir gelişme yaşanabilir. Yarın gelecek oyuncu paketleri, bunlar bizler için çok önemli. Player of the Week gelecek. Son 16 maçlarından büyük ihtimalle getirecektir Konami. Çünkü grup aşamalarından en son getirdi, son maçlardan. Son 16'ya bakarak ağırlıkla getirebilir. Dün Player of the Week tahmin videosu yapmıştık. Orada detaylı değindiğimiz için hiç oyunculara değinmeyelim bu videomuzda arkadaşlar. Destansı paket gelecek. Belki çoğumuz buradan top açılımı gerçekleştirmiyoruz. 150 futbolcu içerisinden çıkarmak gerçekten çok zor. İnşallah Player of the Week'te bu sefer güzel bir Player of the Week olur. Yüksek seviyeli çok fazla futbolcu bulunur. Ücretsiz top açılımı yapsak bile en azından güzel bir futbolcu çıkaralım oradan. Dünya Kupası'nda da bugün son finalist belli olacak arkadaşlar. Fas-Fransa maçı var. Kazanan finale yükseliyor. Bu maç saat 22'de, Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak. Eto'nun Dünya Kupası başlamadan önce bir tahmini vardı. Hatta o zaman çok dalga geçilmişti Eto'yla. Tahmini şuydu. Daha Dünya Kupası başlamadan bunu söyledi. Dedi ki Eto, bence Kamerun Fas ile final oynayıp Dünya Kupası'nı kazanacak. Fas final yolunda Portekiz, İspanya ve Fransa'yı eleyecek. Kamerun ise önce çeyrek finalde Belçika'yı, sonra da yarı finalde Senegal'i yenecek. Şimdi Kamerun tarafı hiçbir şekilde tutmadı. Belçika da tutmadı, Senegal de tutmadı ama Fas tarafında tahminleri şeyin Eto'nun doğru, Konami'nin doğru diyecektik ama Eto'nun tahminleri doğru çıktı. Portekiz'i takımları bile tutturdu. Önce İspanya'yı eledi, sonra Portekiz'i. Şimdi de sırada Fransa var. Fransa maçı İspanya ve Portekiz maçına göre çok daha zor olacak Fas için. Bakalım Fas finale yükselebilecek mi? Fransa Fas maçı ile alakalı tahminlerinizi sizler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu maç için değil, ben turnuvayı Fransa kazanır diye hissediyorum. Fas'ı burada eler, finali de alır, şampiyon olur diye düşünüyorum ama benim tahminim arkadaşlar. Genelde tahminlerde de çok kötüyüm ama sizler de görüşlerinizi lütfen yazabilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Benim bulunduğum ilçede Fas'ın galibiyetleri coşkuyla kutlanıyor diyebiliriz. Ben şu an Esenyurt ilçesinde oturuyorum. Beni eskiden beri takip eden arkadaşlar bilir. Daha öncesinde ben Beylikdüzü ilçesinde oturuyordum. Fakat oturduğumuz evin ev sahibiyle kira konusunda anlaşamadık. Bizden çok fazla zam istedi kendisi. 2500 oturuyorduk. 9-10 bin bandlarında para istedi. Yani 2500 bile fazlaydı o zamanlar. Hadi enflasyonda fiyatlar çok uçtu dedik. Adam 10 binlerden fiyat isteyince biz tabii çıkmak zorunda kalmıştık. Şimdi Esenyurt ilçesindeyiz. Ve Esenyurt'ta da Fas'ın galibiyetleri kutlanıyor. Hatta dün birkaç arkadaşla böyle Dünya Kupası üzerine konuşuyorduk. Oradan birisi de en son Fas Portekiz elediğinde kutlamalara gittiğinden falan bahsetmişti. Bu maçı bekliyorlar. Olur da Fas bu akşam Fransa'yı yenerse buralarda büyük bir eğlence olabilir, büyük bir kutlama olabilir. Öyle görünüyor.
Ülkemizin diğer ilçelerinden kutlanır mı kutlanmaz mı bilemiyorum ama benim bulunduğum ilçede Fas'ın galibiyeti özellikle bu akşam finale yükselirse büyük bir coşkuyla kutlanabilir. Sizler de maçlarla alakalı, oyunla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.